Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir teknik analiz eğitimi videosu ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda harmonik formasyonlara devam ediyoruz ve kelebek formasyonundan yani butterfly formasyonundan bahsedeceğiz. Formasyon nasıl çiziliyor, bunun işte beyrişi veya buluş formasyonu nasıl oluyor bunlardan söz edeceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve kanalıma destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız hem yüklenen videolardan haberdar olmuş olursunuz hem de Bu minik şeylerle kanalıma büyük bir destek sağlamış olursunuz Ekstradan sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz Oralarda da bu tarz formasyon veya haberleri veya piyasa hakkındaki Olan herhangi bir şeyi paylaşımını yapıyoruz hem Twitter üzerinden Hem de Telegram adresimizden buradan paylaşımlarımız devam ediyor İsterseniz oraları da takip edebilirsiniz O zaman şimdi videoya geçebiliriz öncelikle bir e, Önceki videoda da bahsettiğim gibi yani önceki videonun girişinde de yaptığım gibi Temelinde bir harmonik formasyonun yapısına sonrasında grafik üzerinden söz etmeye çalışacağım ve bu videonun örneği Biraz daha az olacak çünkü önceki video uzun sürmüştü Yani yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sürmüştü ben anca o kadar kısaltabildim Bu video o kadar uzun sürmesin diye 3 tane örneğimiz var bunların üstünden geçeceğiz indikatörü göstereceğim tekrardan indikatörün ayarlarını ve Videoyu bitireceğim Öncelikle bu harmonik formasyonu eğer önceki videoyu izlemediyseniz onu da izlemenizi öneririm kartlı formasyonunu. Ve e, bu harmonik formasyonlara ilk baktığınızda eğer direkt bu video karşınıza çıktıysa öncelikle Fibonacci araçlarını çok iyi kullanıyor olmanız gerekiyor. Ve bu Fibonacci araçlarını anlattığım videoyu da sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz veya kanalımın en altında ilk yüklediğim videolardan da bulabilirsiniz. Fibonacci araçlarının kullanımını öğrendiğinizi varsayıyorum. Ee, sol taraftan Fibonacci aracımızı açıp buradaki birkaç tane ayarı açmamız gerekiyor çünkü bazıları grafik üzerinde, daha doğrusu ilk geldiği haliyle Fibonacci'nin e, varsayılan ayarlarında olmuyor bazıları. Öncelikle burada e, herhangi bir tanesini kapatıp mesela şu e, burada 4 764 gibi rakamlar var. Bunlar zaten çok fazla kullanmadığınız şeyler, o yüzden bunu açıp bunlardan bir tanesini 0.86 yapmanız gerekiyor. Ee, ve bir diğeri de e, grafikte açık geliyor mu bilmiyorum ama özellikle bu butterfly formasyonu kullanacağımız olan 1272'yi aktif ediyoruz ve bir de 1414 e, sayısını aktif etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler bizim formasyonumuzun e, belirlemekte yardımcı olacak ayarlar. İsterseniz direkt benimkileri de bu şekilde kopyalayabilirsiniz. E, bunu da ayarladıktan sonra bu Fibonacci araç, yani daha doğrusu harmonik formasyonları çizeceğimiz araç olan Sol taraftaki xabcd formasyonunu seçeceğim. E, ve Bunu daha kolay erişmek için yanındaki yıldıza basıp Favorilerinizi şu şekilde en üstte gösterebilirsiniz. Ulaşmanız daha kolay olur. Bunu da açıp kapatmak için sol alttaki yıldız tuşuna basmanız yeterli. Buradan direkt e, gösterimine başlayalım. Öncelikle buluş ve bearish olarak ikiye ayrılıyor. Tüm harmonik formasyonlarda bunlar geçerli. E, bearish dediğimiz yapı W şeklinde oluyor ve bunu tam yapmaya çalışayım. Kuralına uygun, yani perfect yapıya uygun çizmeye çalışayım. Şu şekilde bir formasyonumuz olduğunda buna biz bearish butterfly formasyonu diyoruz. Bunun tam tersi olduğunda, yani M şeklinde bir yapı olduğunda da şu şekilde buradan 786'yı seçiyoruz. Sonrasında burası da 786. Yani bu perfect yapı olduğu için normalde yani dümdüz 786'ya yapışık olmak zorunda değil. Onu da en baştan söyleyelim. Burayı da tekrardan 1272'ye getiriyoruz. E, soldaki yapı bearish yapı sağdaki yapı buluş yapı. Bunun nedeni Bu D noktasına ulaştığında e, Bu tepe noktası bu arada aralıkları var ama şu anda e, En temel haliyle yani bu Piyasada görebileceğiniz en düzgün hali Formasyonun bu kuralları gereği e, Bunun bearishlenmesinin sebebi A'dan D'ye çektiğimiz Fib'in hedeflerinin aşağıda olması. Yani bu D noktasına geldikten sonra fiyatın öncelikle 0.382 düzeltmesi olan bu seviyeyi devamında da 618 düzeltmesine geri düşmesi beklenir. O yüzden bu yapıya bir iş yapı deniyor. Diğerine baktığımızda da zaten ikisi tam tersi olduğu için burada da D noktasına ulaştığında fiyat tekrardan yukarı yönlü bir dönüş hareketi gelmesi beklenir. Buna da aynı şekilde A'dan D'ye fibimizi çekiyoruz. İlk hedefimiz 382 yani fibin 382 düzeltmesi. İkinci hedefimiz de 618 noktası olan e, seviyemiz, fib seviyemiz. Buraları böyle belirleyebiliriz. Şimdi bu formasyonun e, yapabileceği değişikliklere geldiğimizde, yani nasıl esneklikler olabilir? Bunlardan bahsettiğimizde e, bunu bunun tekrardan e, Discord kanalımızda bulabilirsiniz bu arada. Şuradan hemen göstereyim. Discord kanalımıza katıldıktan sonra zaten açıklamada link var. Kripto kanalında bu e, paylaşımı bu resmi görebilirsiniz. Ayrıca ben de kendim bir e, bu harmonik formasyonlar için bir e, cheat, cheat deniyor. Not defteri gibi bir şey hazırlıyorum. Bu da bittikten sonra hem videonun açıklamalar kısmına koyarım hem de yine Discord'da paylaşırım. Oralardan da daha kolay ulaşabilirsiniz. Zaten yorumlara falan da sabitlerim bittiğinde buradaki tablomuzdan en aşağıya indiğimizde butterfly kelebek yapısını görebiliyoruz. Bu butterfly'ı diğerlerinden ayıran en büyük özellik tüm harmonik formasyonlar içerisinde XA fibinde yani B noktası 786'da oluşan sadece e, kelebek yapısı var. O yüzden siz bir e, grafiğe baktığınızda herhangi bir şeye baktığınızda fibi çektikten sonra 786'dan döndüyse bu Burada zaten tek bir tane olabilecek yapı var. O da butterfly yapısı yani kelebek yapısı. Bunu gördüğünüzde artık yani ilerleyen zamanlarda tekrardan bakmak için butterfly olarak yazabilirsiniz. Yani en büyük özelliği bu zaten diğerlerinden ayıran yani karışıklıklığı biraz daha önleyen şey bu. x a arasındaki yani B noktası her türlü şurası 786 olacak. Bu 786'nın biraz üstünde olabilir biraz altında olabilir yani burası gelip 81'e vurabilir veya aşağıda 76'lardan 75'lerden dönebilir bunlar çok önemli şeyler değil çünkü bu noktaların oluşması, oluştuğu sırada %2 %3'lük farklı, farklılıklar çok önemli değil çünkü özellikle kripto piyasasında bu yapılar zaten normal piyasalardaki düşük volatiliteye göre çıkarıldığı için Kriptoların yüksek volatilitesinden dolayı bu bölgeler Çok düzgün olmuyor çoğu zaman o yüzden Bunlar aklınızda bulunsun Yani 88.6'ya değmemesi yeter çünkü 88.6 seviyesine geldiğinde Yengeç formasyonuna dönüşüyor onu da sonraki videolarda bahsedeceğim B noktasını bu şekilde belirledik C noktasını belirlerken de A'dan B'ye çekilen fibin 78.6'ya değmesi bu perfect yapıyı oluşturuyor ama burasında bir esneklik payımız var. Tekrardan buradaki tabloya döndüğümüzde burada gördüğünüz gibi A'dan C'ye çekilen fibin dönüş bölgesi 382 ile 88.6 arasında. O yüzden burasında bir gevşik, gevşeme payı görebilirsiniz. Şöyle 382 de olabilir bu 38.2 seviyesi de olabilir veya daha da aşağıya yedim 88.6 da olabilir veya bu aralıktaki herhangi bir yerde kabul. O yüzden bu C noktasının esnekliğini unutmamak gerekiyor. Ve eğer bu harmonik e, formasyonların önceki videosunu izlediyseniz orada değinmiştim. E, bu formasyonlarda e, işlemler D'den açılıyor çünkü formasyon orada tamamlanıyor ancak siz C noktasından D noktası hedefli de işleme girebilirsiniz. E, daha fazla risk alarak. Bunu da e, yapacaksanız eğer yani ben kendim e, bunu nasıl kullanıyorum eğer C'den D hedefli bir şeye gireceksem e, kelebek yapılarında Emirlerimi 78 6 ve 886'ya atıyorum ki daha garanti olsun yani daha dönebilecek yerleri daha rahat bulabilelim diye onu da deneyebilirsiniz çünkü özellikle 6'yı kendinize giriş seviyesi olarak belirlerseniz bu formasyonu tamamlayacak. Ben de D'den artık shorta dönerim bu yapı üzerinden bahsettiğim için eğer bu şekilde ilerleyecekseniz 6'yı kullanmanızı öneririm ben size çünkü. 88.6'yı kullanırsanız stop seviyeniz çok daha aşağıda olur. Yani daha az bir miktarla stop olursunuz. Atıyorum şöyle getirdik. A'nın altına inince zaten yapı bozuluyor. O yüzden A'nın altına stop koyarsınız. D noktasında hedeflersiniz kendinizi. Gördüğünüz gibi 9 risk ödül oranlık bir pozisyon çıktı buradan. Ama tabii ki burada D noktasını beklemek daha önemli. Son olarak D noktasını belirlerken de X'den A'ya çekilen fibin 1.272 ve 1.414 aralıkları bizim olası dönüş bölgelerimiz. 1.414'ün üstüne çıktığında bu yapı artık yani formasyon oluştu ancak çalışmada olarak söyleyebiliriz. O yüzden 1.414'e gelip şuradan bir aralık belirleyebiliriz. Aynen tam hemen hemen bu şekilde oluyor. Burası bizim short alanımız. Hedefimizi belirlerken de zaten videonun başında söyledim. Buradan çektiğimiz fibin 382 bölgesi ilk hedef noktamız. Buradan kar alınıp e, girişe stop konulabilir. Devamında da 618 bölgesi ikinci pozisyonu kapatacağımız alan olarak kendinize belirleyebilirsiniz. Genel olarak e, harmonik formasyon yani kelebek harmonik formasyonu bu şekilde işliyor. Şimdi örneklere geçelim zaten uzunca bir açıklama yaptık. İlk örnek olarak Bitcoin grafiğinden başlayacağım. Bu hali hazırda olmuş ve çalışmış bir formasyon. Diğer göstereceklerim daha yeni oluşan formasyonlar. Yani formasyonun yapısı oluşmuş ama hedeflere gelecek mi beraber göreceğiz. O yüzden onları seçmek istedim zaten. Burada baktığımızda Bitcoin grafiğine hatırlarsanız bu harmonik formasyonları belirlerken öncelikle kendimize bir tepe noktası ve dip noktası belirlememiz gerekiyor. Bu senaryoda tepe noktası olarak burayı belirliyoruz. Bunun nedeni yani neden buradan fib çekmedik de bu aşağıdan çektik. Bunun nedenine geldiğimizde de siz hali hazırda bir düzeltmesi gelen noktayı yeni tepe noktası olarak belirleyebilirsiniz. Yani her zaman buradan çekmenize gerek yok. Bu demek istediğim şeyi şu örnekle göstereyim daha net anlaşılsın. Normalde tepe noktamız burası ya burada bir zikzak hareketi olmuş. Yani fiyat şöyle gelip inmiş. Buraya baktığımızda şu aralığın fibini çektiğimizde şu tepeden, ıı, e, mıknatısa daha kolay olsun. Şu tepeden çektiğimizde gördüğünüz gibi 618 noktasına gelmiş. Yani bu e, burada yaptığı düşüş düzeltmesini, yani düşüşün düzeltmesini vermiş zaten. O yüzden tepe noktası olarak burada şu kırmızı fitili e, baz alabiliriz. Böyle aldığımızda zaten burada kelebek formasyonunu göreceğiz. Öncelikle buradan buranın devamını görmedik varsayıyorum. Hani e yine burada geri alalım grafiği. Siz bu yapıyı gördüğünüzde hatta biraz daha ilerletelim. Şöyle gitsin biraz. Geri dönüş hareketlerini gördüğümüzde artık burası bir dip nokta olarak belirleyebiliriz ve buradan kendi fibimizi çekebiliriz. E bunu da kullanabilirsiniz tabii ki ancak buranın hali hazırda düzeltmesi geldiği için şu noktadan fibimizi çekiyoruz. Buradan şöyle bir fibi çektik. Şimdi burada grafiğin nereden döneceğine bakıyoruz yani herhangi bir harmonik formasyon aklımızda olmasa bile Bizim ilk etapta yapacağımız şey nedir bu harmonik forma yani daha doğrusu Fibonacci araçlarında ilk güçlü tepki yani daha doğrusu en güçlü tepkinin geleceği bölge genellikle 618 noktası olur Burada bir izleyelim oradan tepki gelmiş mi? Yani i̇lk etapta bir gelmiş Ama devamında bu sonraki denemelerinde kırmış Ve 78.6'dan çok ciddi bir red yemiş yani buradan hatta cetvelle bakalım %17'lik bir tek mumda geldiği gibi 78 değdiği gibi çok sert bir geri çekilme mum vermiş. O yüzden burada artık aklımıza yavaştan gelebilir. Yani 78 döndü. Biraz daha ilerlemeye yani izlemeye devam edeceğiz birazdan tabii ki ama şurayı biz ilk olarak X noktamız olarak belirleyelim. Şurası A noktamız ve burası B noktamız şimdilik. Sonrasında C noktasını belirlemek için yapmamız gereken şey neydi? Buradan çekilen fibin bu 382 yani zaten görüyorsunuz direkt 382 fitil atıp geri dönüş gelmiş. Şu aralık arasında biraz geniş bir aralık biliyorum ama e, bu aralık arasında herhangi bir dönüş hareketi gelirse biz bu yapıyı artık kelebek yapısına dönüşüyor diyebiliriz. O yüzden biraz daha bekliyoruz. Hangi bölgelerden tepki gelecek onu izliyoruz. Buradan e, 05 noktasından fibin 05'inden çok ciddi bir yani güzel bir tepki geldi zaten 05'e değdi. Ve şuradaki yükselişi görüyoruz. Bakalım %15'lik aynı şekilde bir yükseliş yapmış. Sonrasında burayı C noktası olarak belirleyebiliriz. Zaten en son kalan yer D noktası. D noktasını belirlemek için de orayı artık beklememize gerek yok. Buradan XA fibini çekip artık şu aralık arasına short emirlerimizi atabiliriz. Burası nereye denk geliyor? 68.232 ve 72.644. Bu aralık bizim short bölgemiz. Ve stopumuz da 1.414'ün biraz üstünden çıkıyor. Şöyle yaptığımızda eğer 1.72'den gireceğimizi varsayarsak şöyle bir koyabiliriz. Sonrasında da hedefimizi belirlerken de yani bu formasyonu daha doğrusu bu hareketi gördünüz. buradan tepki alacağını varsayarak daha işleme girmeden de hedefinizi belirleyebilirsiniz. Sonrasında buradan tepki gelince bunu tabii ki güncellemeniz gerekiyor. Burada da şu tarzda yani şu şekilde iki tane formasyon oluşur. Şunu kopyalayalım. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle iki tane formasyonumuz ya yani iki hedefimizde belirlediğimiz işlemimiz var. İlk hedefe gelirse iki buçuk risk ödül oranı ikinci hedefe gelirse 4 risk ödül oranlık bir e, yapı olduğunu görebiliyoruz. Yani güzel bir e, nasıl diyeyim işlem bize gözüküyor. Sonrasında grafiği devam ettiriyoruz ve 1.272'ye nokta atışı değmese bile bunun çok yakınından zaten fibi çekersek görürüz. Yani daha doğrusu harmonik aracı çekersek görürüz. Şöyle bir yapıyı çektiğimizde Kaçtan dönmüş? 1, 200 yani 123.6'dan dönmüş. Dediğim gibi bu bölgeler arasında %2'lik, %3'lük farklar oluşabilir. Bunlar önemli şeyler değil. Yani çok takılmanıza gerek yok böyle şeylere. Sonrasında ilerlediğimizde bakalım. Hatta sonrasına gitti değdi. yani direkt örneği de görmüş olduk. 1.30 noktasından geri dönüşü gerçekleştirdi. Sonrasında bu yapıyı tekrardan bakarken tam şu fitile değdi ya. Buradaki yapıyı şöyle güncelleyebilirsiniz. Buraya çektiğinizde ilk olarak 53.733 bizim ilk hedefimiz ve ikinci hedefimiz de 44.200 bölgesi. Grafiği devam ettirelim buralarda nasıl bir tepki almış. Gördüğünüz gibi buraya geldi bir tepki aldı. Devamında da tam olarak buradaki 618 noktasını fitil attı ve bizim işimiz tamamlandı. Buradan sonraki hareketlerle artık bu formasyon üzerinde ilgilenmiyoruz. Çünkü bizim Asıl beklediğimiz hareket gerçekleşti zaten ve bu işlemimiz güzel bir kar oranıyla kapandı. Ee, o yüzden bu bitcoin grafiği gerçekten güzel bir grafik. Ee, özellikle bu e, har e, kelebek yapısı üstünden örnek gösterdiğimiz için gayet güzel bir örnek olmuş. Sonrasında burada bu harmonik formasyonlar sadece kripto tarafında görmemeniz için e, biraz daha farklı şeyleri yani daha doğrusu farklı sektörlerde bulmaya çalıştım. Burada S bir ünlem yazan şey yani kısaltması S bir ünlem olan. E, şurayı da silelim hemen. E, bu S&P 500'ün vadeli piyasaları oluyor. Yani S&P 500 endeksinin vadelisi oluyor ve burada 4 saatlik de bir yapımız var. E, devamı da Ukoil yani Brent petrol. Buna da birazdan bakacağız zaten. E, öncelikle bu S&P 500'e baktığımızda tekrardan yapmamız gereken şey neydi? bir tepe fiyat ve bir dip fiyat ilk olarak e, bulmamız gereken şeyler. Öncelikle grafiğe baktığımızda yani şu tabloyu gördüğümüzde nerelerden bir dönüş olabilir diye bakalım. Yani daha doğrusu ilk bakışta nereler dikkatimizi çekiyor? E, bu bölge güzel bir tepe noktası, bu dip güzel bir dip noktası. Buralara bakılabilir. E, sonrasında biraz daha derine inilirse biraz önce dediğim e, metodu uygularsak eğer şuradan bir fibi çekelim bakalım. 618 uzatması gelmiş. Şuradan bir fibi çekelim. Burada da bir 618 düzeltmesi gelmiş. Sonrasında buradan bir fib çekelim buraya. Yani daha doğrusu şuraya da olabilir buraya da olabilir. Buralardan da gelmiş yani Şuradaki alanın Şurasının Zaten düzeltmesi yapılmış kendi içine 4 saatlikte yani günlüğe bakarsak Sadece şuradaki fib Çalışır büyük ihtimal yani tek gözümüze çarpan yer orası olur ama 4 saat grafikte olduğumuz için Buranın düzeltmesi geldi. Sonrasında buradaki düşüşün düzeltmesi geldi. E buranın düzeltmesi zaten geldi çünkü aynı fiyata gelmiş. Sonrasında ya burayı tepe olarak belirleyebiliriz ya da burayı tepe olarak belirleyebiliriz. Burada da bakacağımız şey eğer daha da kısa zaman dilimine inersek Buranın da düzeltmesi gelmiş oluyor. Şuranın da ucundan dönmüş oluyor. O yüzden hem burayı tepe olarak belirleyebiliriz hem de buradaki seviyeyi tepe olarak belirleyebiliriz. Ben burayı tepe olarak belirleyeceğim kendime. Çünkü güzel bir yani şuradaki desteğin de ritesli oluyor burası aynı zamanda. Yani sadece harmoniye bağlı kalmayalım. Burada gördüğümüz yatay destek şuradan çektiğimizde buranın da ritesli oluyor. O yüzden burayı tepe olarak belirleyebiliriz. Sonrasında burada tekrar yapacağımız şey neydi? Fibimizi çekiyoruz ve gördüğünüz gibi 78.6 seviyesi güzel bir direnç bölgesi olarak karşınıza karşısına çıkmış. Yani fitil olarak biraz üstüne çıkmış ama kapanışlar altında geldiği için bir geri dönüş hareketini de çok güzel bir şekilde görmüşüz. bu örnekte bu arada bu C noktasından D noktası hedefli işlemi burada deneyebiliriz mesela. Şöyle geri çekelim biraz. Mesela siz buradaki fibi gördünüz diyelim. Burada 78.6'dan döndü zaten. Sonrasında burayı çekiyoruz. Baktık 88.6 noktasına gelmiş. Yani burasının artık riski yani daha e, riski risk alınabilecek bir bölge olarak bakabilirsiniz kendinize. Şöyle e, bir giriş noktamızı belirledik 88.6. Yani bunu buradan giriş yaparken e, işte aklınızda harmonik formasyon olduğu için girmek zorunda da değilsiniz. Çünkü burası hali hazırda bir fib noktası olduğu için buranın düzeltmesine baktığınız 88.6'da bir düzeltme seviyesi o yüzden siz harmonikten tamamen bağımsız bir şekilde bu girişi yapabilirsiniz. Sonrasında kendinizi hedef belirlemek için harmonik formasyondan yardım alabilirsiniz. Burada da yapacağımız şey neydi? D noktasını belirlerken şuradan çektiğimiz Fibin 1272'si ve e, yani buradan tabii bir geri dönüş hareketi de görmemiz gerekiyor ama biz buradan yani fiyat buradayken bakıyoruz diye düşünelim. Yani stopumuz zaten belli nereden stop olacağımız. E bu arada yanlış işlem koymuşum yani şuradan longu açalım da Eksi de gözükmesin tam şu fitile denk geliyordu zaten Stopumuzu şöyle şu bölgenin altına koyduk bu arada bu stopu belirlerken geçmişteki şu desteklerden de yararlanın Bunlar da önemli e O yüzden şuradan çekelim hedefimiz şu anda 1.272 ve 1.414 yani şu aralık Bizim hedefimiz oluyor Şuradan çekelim şu bölgeyi Bu bölge olası geri dönüş alanı Sonrasında devam ettiriyoruz grafiği Baktık buralardan güzel bir şekilde geri dönüş geldi. Tekrardan geldi 88.6 desteğini. Test attı ve devam etti devam etti. Nereden dönmüş zaten bugüne gelecek. Aynen bu bölge içinden bir geri dönüş hareketi gerçekleştirildi. Ve bu pozisyonunuzda e, kerle kapandı. Girmiş olsaydınız. Buradan tekrardan yapımızı çekelim. Nerede bizim harmonik aracımız? Şuradan yapıyı çizelim. Buradaki dibi de belirleyebilirsiniz. Burayı da belirleyebilirsiniz. Bu arada hiçbir fark yok. İlk burası oluştuğu için ben burayı belirliyorum. Sonrasında ilk etapta bekleyeceğiniz şey bu. Ama biraz daha gelip bu bölge tepesinden döndüğü için yani bu bölge aralığında buradan döndüğü için tepeyi burası olarak belirleyip hedefimizi ona göre belirleyelim short işlem için. Buradan baktığımızda short'un ilk hedefi 4434 yani 4434. İkinci bölgemizde 4313 13 pardon 4313 seviyesi olduğunu burada görebiliyoruz. Şu, zaten bu şu anki grafik yani daha bunun hedefi gelmedi. Şu an günümüzde olan bir şey bu ve yani bu videonun çekildiği tarihte olan ve e, ilk hedefine yaklaşmış gibi. Yani eğer biz buradan bu short işlemi alsaydık, e, ilk TP'yi alıp sonrasını girişe stop koymak en iyi şey oluyor. Yani bu hangi formasyonda olduğu değişmiyor bu arada. Eğer TP1'e geldiyse o işlemin yarısını kapatıp veya işte kendiniz belirlediğiniz miktarı kapatıp e, girişe stop atarsanız siz o, for, e, o formasyonun için girdiğiniz trade'den her türlü karlı bir şekilde ayrılırsınız. Çünkü zaten ilk karınızı aldınız. Yüksek bir kar olmasa bile en azından pozisyon zararla kapanmıyor. Çünkü giriş seviyenize zaten stop attınız. Yani sizin gelip işleminizi stop etse bile siz o işlemden her türlü karda ayrılıyorsunuz. Bu e, S&P 500 vadeli endeksinde de Durum bu şekildeydi. Sonrasında son olarak UCOY grafiğine gelip Burada size diğer indikatörden bahsedeceğim. Brent grafiğinde yani daha öncesinde benim grafiğim vardı o yüzden buralarda bir şeyler var ama saatliğe indiğimizde Şurada bir yine bu da aynı şekilde daha yeni oluşan bir şey. Burayı silelim. Burada da sürekli bearish formasyonlara baktık biraz önce. Burada Artık bir bullish formasyonda bakmamızın sırası geldi. Zaten son örneğimiz. E, buraya baktığımızda tekrardan yapmamız gereken şey neydi? Ya bir dip tepe belirleyecek yani ya şöyle bir şey belirleyeceğiz fiyat hareketinde. Şuradaki bir dibi ve buradaki tepeyi ya da tam tersi olan düşen trendde bir tepe belirleyip bir dip belirleyeceğiz. Sonrasında e, bu fib aralığında yani hangi fib seviyelerinden dönüş geldiyse ona uygun bir harmonik formasyona bakacağız. O yüzden kısa zaman dilimine indiğimizde bir saatlikte Bir e, Brent'te nereyi görebiliriz? E, buradaki dip nokta ve tepe nokta belirlenebilir. Burası güzel bir seviye. E, buradaki tepe ve buradaki dip belirlenebilir. Yani buralarda başka harmonik formasyonlar da var ama şu anda odamız kelebek olduğu için ona bakacağız. Ve buradaki diple, buradaki tepe de belirlenebilir. Biz burayı e, var, e, baz aldığımızı varsayalım. Sonrasında fibe çekmeye geldiğimizde, şuradaki fitilden buraya çekelim. Tam 78 bir fitil attığını görebiliyoruz. Burada zaten eğer ilki 78 6'dan döndüyse aklımıza bir tane armonik formasyon geliyor. O da kelebek yapısı. O yüzden bu fitil geldikten sonra buradan bir geri dönüş hareketini bekliyoruz. Devamında buradaki fibi çekiyoruz ve bunda da geri dönüş bölgemiz neresiydi? 88.6 ve 382 aralığı yani fiyat herhangi bu, bu turuncu bölge arasında herhangi bir yerden dönerse biz burada artık kelebek yapısından söz edebiliriz. Eğer buranın üstüne çıkıp gidersin zaten o zaman formasyonda işimiz kalmıyor. Buraya baktığımızda şu iki noktayı zaten belirledik. Şöyle çizimini yapıyoruz. ve Aşağıda Dönüş bölgemiz olarak nereye biz baz alıyorduk? 1.272 bölgesi ve 1.414 seviyesi. Buraya şunu çekelim. Daha kolay olması açısından direkt fib ile bakalım bu alana. Şu şekilde zaten gördüğünüz gibi iki tarafa da fitil atmış bu biraz önce olan bir şey bu arada saatlik grafik olduğu için. Şu anda saatlikte böyle bir harmonik yapımız olduğunu kelebek harmonik yapımız olduğunu söyleyebiliriz ve şu dip noktayı da belirleyelim. Burada bakacağımız şey yani bu arada bu harmonik formasyonlar her zaman nokta dışı girmek zorunda değilsiniz ki zaten o da çoğu zaman tavsiye edilmiyor. Harmonik formasyonlarda giriş için bu noktayı değdikten sonra bir dönüş hareketi geldikten sonra işleme girerseniz... Daha iyi olur yani daha garantiye almış olursunuz kendinizi. Ama tabii ki bu fib seviyelerine de direkt emirlerinizi bırakabilirsiniz. Yani bazen şöyle yapan kişiler de gördüm. Bu fib seviyelerini ilk emirlerini atıyorlar. Sonrasında eğer buralardan dönüş emareleri gelirse pozisyonlarına ekleme yapıyorlar. Bu strateji de denenebilir. E sonrasında buradan fibimizi çektiğimizde ilk hedefimiz neresiydi? 103.85 bölgesi ve 618'de ikinci hedef olarak belirliyorduk. Şu şekilde bir e, ee, dönüş hareketine bakabiliriz. Bu arada şurası aşağıda kalmış. Burada da saatlikte de böyle bir harmonik yapısının olduğundan söz edebiliriz. Bu arada video uzun olmasın dedim ama yine video uzun olmuş artık. E, yani umarım anlatabilmişimdir. Ee, şimdi yani bugünkü örnekler bu şekildeydi. Son olarak önceki videoda da gösterdiğim gibi e, indikatörü göstereceğim. Burada harmonik formasyonları özellikle ilk başladığınızda e, göremeyebilirsiniz hepsini. O yüzden bu e, indikatörleri kullanmanızı öneririm ben. Ben de sürekli kullanıyordum. Burada iki tane indikatörümüz var. Auto harmonik yazdığınızda çıkan indikatör biraz daha gelişmiş bir versiyon olarak düşünebilirsiniz ama en başta biraz karışık gelebilir. Ve ikinci indikatörümüz de Yine aynı şekilde şuraya harmonik yazalım dümdüz. Harmonik şurada en üstte çıkan harmonik patterns e, 5003 kullanımlık indikatörde grafiğimizi ekleyebiliriz. Burada iki tane ayar olacak bu arada. Bu ayarları size göstereyim. İlk olarak e, bu harmonik patterns'ı yani en son gösterdiğim indikatörü alırsınız. Bu direkt size e, nasıl diyeyim çok fazla istisnaları göstermiyor. Direkt dümdüz e, kurallarına uyan yani 78.6, 78.6, 1.27, 2'ye denk gelen şeyleri gösteriyor genelde. O yüzden e, o yüzden diğer indikatör biraz daha e, kullanımı kolay geliyor bana. Bu indikatöre baktığımızda e, hangilerini göstereceğini de seçebilirsiniz. Bu arada şuradan Bitcoin grafiğine girelim mesela. Şurayı da temizleyelim. Yani yüklenmesi biraz uzun sürebiliyor bunları ama bu indikatörlerle de piyasayı takip edebilirsiniz tabii ki. Şu anda çok göstermedi ama mesela burada şu şekilde gösteriyor. Her yeri göstermiyor dediğim gibi. Buradaki yeri göstermedi mesela bu videoda örnek gösterdiğim gardliye. Bunu kapatıp diğerine bakalım. Bu indikatör çok fazla şey gösteriyor zaten. Yani bu kafa karışıklığına yol açabilir. Ama burada da sizin yani kullanmanıza tavsiye ettiğim ayarlar şu şekilde. Neredeydi? Stil kısmına geldiğinizde şu sol alttaki tablolar gereksiz bir şey bence ki zaten eğer telefon uygulamasına girerseniz ekranı göremiyorsunuz bu tablodan. O yüzden şuradaki tables'ı kapatabilirsiniz. Sonrasında girdilerden de hangi formasyonları görmek istiyorsunuz, hangilerini görmek istemiyorsanız bunları da çıkarabilirsiniz. Mesela Navarre 200 ve Nenstar formasyonları formasyonları çok fazla kullanılan formasyonlar değil ve ben de ilk defa bu indikatörde gördüm zaten. O yüzden bunları kapatıyorum ve hangisini özellikle görmek istiyorsanız onları açıp kapatabilirsiniz. Burada bearish olan formasyonları anti olarak geçmişler. Yani burada anti cipher yazan şey bearish cipher formasyonu. Bu da aklınızda bulunsun. Ve bu hedef bölgelerini daha uzak seviyelere veriyor. Şuradan görebiliyorsunuz. Bunu direkt şu şekilde güncelleyebilirsiniz. Artık bunun devamını diğer şekilde yapabilirsiniz. Yani şu şekilde yaparsanız tam formasyon ayarlarına indirmiş olursunuz. Yani düz harmonik formasyon ayarlarını Çünkü kendi halinde 1 6 yani sadece 618 noktalarını baz alıyor. O yüzden hedef bölgeleri gidiyor ve burada e, giriş seviyenizi ve stop noktalarınızı da gösteriyor. Mesela burada Bitcoin'de e, şuradan ayarını yapalım bir. Neredeydi? Sadece butterfly'ı göstersin diyelim. Şu şekilde şunları kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi yapıları, yapıyı kendisi oluşturuyor zaten. Hangi zaman dilimine geçtiğiniz fark etmiyor bu arada. E, ee, ve indikatörün yüklenmesi biraz uzun sürebiliyor. Burada mesela şurası oluştuktan sonra bu indikatörler bu arada formasyon tamamlandıktan size göster tamamlandıktan sonra size gösteriyor. Yani bu indikatörleri kullanıyorsanız C'den D'ye gireyim diye bir şey yapamazsınız. Çünkü D noktası oluştuktan ve D noktasından tepki geldikten sonra size bu yapıları gösteriyor. Mesela Entry'de fark ettiyseniz şurada Entry noktası belirlemiş ya kendini. Buradaki entry noktası en tepe yer değil. Buradan gelen geri dönüş hareketinden sonra entry'yi belirliyor ve devamında da stop noktasında bu seviyenin biraz daha üstüne atıyor. Bu şekilde devam ettiriyor. Yani bu şekilde bu indikatörü de kullanabilirsiniz. Diğer ayarlarını kurcalarsanız daha farklı şeyler de vardır tabii ki. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde ve örneklerle destekleyecek şekilde sizlere butterfly Harmonik formasyonu, kelebek harmonik formasyonunu anlatmaya çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz, anlatımı beğendiyseniz ve sizlere bir şey katabildiysem aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız hem sonraki yüklenen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz hem de e, kanalımı desteklemiş olursunuz. Son olarak tekrardan bu e, yapıları paylaştım, kendi pozisyonlarımı paylaştığım veya piyasada olan haberleri paylaştığım şeylerden haberdar olmak için e, Twitter hesabımızı takip edip Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Buralardan da son paylaşımlarımızı yapıyoruz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.